Herkese merhabalar. Arkadaşlar, dalgalar konu anlatımı yaptıktan sonra soru çözümü henüz yapamamıştım. Şimdi onu yapacağım. E, su dalgalarında kırınım ve su dalgalarında girişimle ilgili sorularımız var. Şimdi onları çözeceğim. Evet, ilk soruyla başlıyorum. Sorular her zaman olduğu gibi evrensel iletişim yayınlarından ve çap yayınlarından derlediğim sorular. E, başlıyorum. Su dalgalarında kırınım gözlemlenebilmesinde hangileri etkilidir? Arkadaşlar kırınım olayı gerçekleşebilmesi için biliyorum ki yarıklar arasındaki mesafe önemli ve dalganın dalga boyu arasındaki yani dalga boyu önemli. Engelin yüksekliği önemli değil. K1 ve K2 kaynaklarından çıkan lambda dalga boylu dalgaların oluşturduğu girişim deseninde S noktası birinci düğüm Bakın şurası merkez herhalde. Şurası birinci düğüm çizgisi üzerindeymiş. P noktası ise ikinci katar üzerindedir. Buna göre PK1 şuradaki mesafe 2 lambda. SK1 3 lambda şuradaki mesafe. S, K başka bir şey yok. Uzunlukları nedir demiş. Şimdi bunu nasıl yapıyorum? Katar ve düğüm çizgilerinin hangi şeylerde olduğunu bilerek tabii ki. Seçtiğimiz bir noktanın birinci ve ikinci kaynağı olan uzaklıklarına bakıyorum. Mesela 2 lambda'ya soru işareti dedim ben şu anda buna. Bu ikisi arasındaki farkı delta S ile gösteriyoruz. Yol farkıydı. Eğer yol farkınız dalga boyunun tam katlarıysa o bir katar çizgisi üzerindedir. Eğer buçuklu katıysa düğüm üzerindedir. Ve işte formüllerimiz vardı. N çarpı lambda katar için kullanılan formül. İkinci katar diyor. Yani n'in yerine 2 yazmam gerekiyor. Dolayısıyla burada yol farkının 2 lambda'ya eşit olduğunun gördüm. Bu durumda yol farkı 2 lambda eşit olabilmesi için buradaki mesafenin 4 lambda olması gerekiyor dedim. Ve PK'yı buldum. Şimdi diğer S noktasına bakıyorum. S noktası birinci düğüm çizgisi üzerinde. Yol farkının n-1 bölü 2 lambda eşit olması gerekiyor. Burada birinci düğüm için n eşittir 1 yazıyorum. Burada cevabımız lambda bölü 2 geliyor. Yani uzaklık farkının bu seçtiğiniz noktanın kaynaklara uzaklık farkının lambda bölü 2 çıkması gerekiyor. Eğer burası 3 lambda ise iki tane şey olabilir. Ee, 3 lambda eksi lambda bölü 2 diyerek burası 5 lambda bölü 2 olabilir. Yani 2,5 lambda olabilir. Veya zaten cevabı bulduk ama Burası daha uzun bir mesafe olsaydı 3 lambda artı lambda bölü 2 dediğimde 6 7 lambda bölü 2 yani burası 3 buçukta olabilirdi. Sonuç itibariyle aradaki fark bize lambda bölü 2'yi verecek şekilde ayarlanması gerekiyor. Evet üçüncü sorudayım. Aynı periyotlu iki dalga kaynağının kaynağından çıkan lambda dalga boylu kaynak dalgaların af konu okuyamadım oluşturduğu girişim deseninde kaynakları birleştiren doğru üzerinde P noktasının bulunduğu çizginin merkez doğrusunu olan uzaklığı 3 bölü 2 lambda. S'inki ise 5 lambda bölü 4 hangi çizgi üzerindedir diye sormuş. Şimdi bunu yapabilmem için hangi bilgiye sahip olmam gerekiyor? Bakın Burada burası merkezi katar noktası olsun. Hemen yanında birinci düğüm çizgisi bulunur. Hemen bir yanında birinci katar bulunur. Düğüm çizgileri ve katar çizgileri arasındaki mesafe lambda bölü 4'tür. Katar katar arası mesafe farkındaysanız lambda bölü 2'dir. Ya da düğüm düğüm mesafe lambda bölü 2'dir. Şimdi bu durumda bize 5 lambda bölü 4 vermiş bunu. Ee, şimdi şöyle yapabiliriz hemen kısaca. 5 lambda bölü 4 mü? Şöyle 4 lambda bölü 4'ünü çıkartabilirim ben. 4 tane kesin gelecek. Ondan sonra bakın şöyle yapalım gelin. İşte birinci katar arası, ikinci katar, üçüncü katar ve dördüncü katar dediğimde bu lambda bölü 2, lambda bölü 2, 1 etti burası. Lambda bölü 2, lambda bölü 2, 2 etti burası. Yani şu anda oldu. Ee, ne lazım bize? Yani burası toplamda e, yok. E, pardon, ben burayı e, daldım gittim ya. Bir tane lazımdı zaten bize. Tamam, 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 tamam. Hallettim. Burası lambda. 5 ee, lambda bölü 4 eksi lambda dediğimde lambda bölü 4'lük bir mesafeye daha ihtiyacım olduğunu görüyorum. O zaman yanına hemen bir düğüm çizgisi ekleyeceğim. Bakın bir arttırıyoruz sakın unutmuyoruz. Üçüncü düğüm çizgisi üzerinde bir noktaymış bu nokta. Şimdi geldim P üzerine ee, P'yi yapacağım aynı şekilde. Yine tam sayılık kısmını çıkartabiliriz arkadaşlar. Ee, sıfırıncı katar birinci katar ve ikinci katar arasındaki mesafe toplamda lambda olacaktır. Ee, eğer biz 3 lambda bölü 2'den lambda'yı çıkartırsak lambda bölü 2 kadar daha mesafe olması gerektiğini görüyoruz. O zaman buranın bir katarlık daha çünkü katar katar arası mesafe lambda bölü 2 olduğu için olduğunu görüyorum. Yani üçüncü katar oldu. Burası da üçüncü düğüm oldu. İşte bu kadar. Umarım anlaşılmıştır yaptığım şey. Ee, tekrar edeyim mi? Katar ve düğüm arasındaki mesafe lambda bölü 4 ee, katar katar ya da düğüm düğüm arası mesafe lambda bölü 2. Burada bize verilen sayılardan tam sayı kısmını atıp sonra tekrar e, üzerine eklemek daha kolay olacaktır diye düşündüm. Ee, şimdi burada e, bu kadar bu kadar. Sonra da buradan lambda yaptım. ikinci katara gittim ve lambda bölü 4 eklediğimde 5 bölü 4 geldi falan filan. Bence anlamışsınızdır. Güzel. Güzel bir soru bir dalga leğeninde özdeş aynı fazlı iki kaynakta girişim deseni oluşturuluyor. Güzel. Dalga leğenine bir miktar su eklenirse. Ha tamam. Şimdi şunu bilmem gerekiyor. Dalgalarda hız sadece ortama bağlıdır. Ve su dalgasının ortamı tabii ki suyun kendisinin derinliği ya da işte sığlığı oluyor arkadaşlar. Eğer siz leğene bir miktar su eklerseniz derinleştireceksiniz. Dalgalar derinde hızlı, sığ da yavaş olacak. Yani hızını arttırıyorsunuz. Şimdi dalgaların hızı artarsa V eşittir lambda çarpı F'den kaynağımızın sabit olduğu durumda hız artarsa dalga boyunun da artacağını biliyoruz. Dolayısıyla bu da okey. Girişim çizgileri arasındaki mesafe. Girişim çizgileri arasındaki mesafe dalga boyunu bilmem kaç katı. Tamam mı? Lambda böyle 4. Yani dalga boyuyla orantılı bir şey. Eğer siz dalga boyunu arttırırsanız girişim desenindeki çizgilerin arasındaki mesafeyi uzaklığı da arttıracaksınızdır. Cevabımız E oldu. Evet. Aynı fazla özdeş K1-K2 kaynaklarıyla oluşturulan girişim deseninde P e, noktası üçüncü katar bu noktası <laughs> üçüncü katar çizgisi üzerindedir. Dalga boyu nedir? Tamam güzel. Yine temel bilmemiz gereken şey nedir? Aradaki yol farkına bakarız. Katar dediği için dalga boyunun tam katı çıkması gerekir bu yol farkı. Burası 10 santim burası 4 santimse ise yol farkı 6'dır. E, üçüncü katar çizgisi yani en eşittir 3 çarpı lambda diyorum. Lam da buradan 2 santim geliyor arkadaşlar. Aynı fazla özdeş kaynaklardan çıkan oluşturduğu girişim deseninde kale arasındaki mesafe 6 santimdir. Hangileri doğrudur? Şimdi merkezi çizgimiz var. Hemen yanında birinci düğüm, birinci katar. İkinci düğüm, ikinci katar. Uzun uzun yapıyorum. Üçüncü düğüm var. Yani burada birinci katar noktasıyla üçüncü düğüm arasındaki mesafeye bakalım. Her biri lambda bölü 4, lambda bölü 4, lambda bölü 4. Yani 3 lambda bölü 4'tür. Bu aradaki mesafeye 6 santim vermiş. Şunları sadeleştirdiğimde 2 lambda buradan 8 santim geldi. Dalga boyumuz 8 santimmiş. İkinci yargımız doğru. Şöyle yaptım. OK arasındaki uzaklık 4 santimdir diyor. OK arası mesafe yani merkezi düğümle birinci katı arasındaki mesafe. Bu da dalga boyunun yarısı kadardır. Yani 4 santim. Güzel. L noktasından geçen çizginin üzerinde bir noktanın kaynakları olan uzaklık farkı 20 santimdir. Şimdi L noktası 3. düğüm çizgisidir. E, ee, üçüncü düğüm çizgisi için delta S eşittir düğüm olduğu için n eksi 1 bölü 2 lambda dediğimde üçüncü düğüm n eşittir 3 yazıyorum ve dalga boyunu yerine de 8 yazıyorum. 6'dan 1 çıktım. 5 bölü 2 çarpı 8. Sadeleştirdiğimde 4 kere 5 20 santim geldi. Yani yargılarımızdan hepsinin doğru olduğunu görüyorum. Aynı fazla özdeş K1, K2 kaynaklarıyla oluşturulan girişim deseninde P noktası 3. düğüm K ve KVS noktaları 2. katar çizgisi üzerinde. Noktaların kaynakları olan uzaklık farkı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi bu güzel bir soruymuş. S ve aynı katar çizgisi olduğu üzerinde olduğuna göre yol farkı kesinlikle e, aynı olacaktır. O yüzden de şöyle elemeler yapabilirim. Şimdi e, P noktasını düşünelim arkadaşlar. P üçüncü düğüm çizgisi üzerinde. Yani yol farkı 3 eksi 1 bölü 2 lambda olacaktır. Yani 2,5 lambda olacaktır. İkinci katar üzerinde R ve S noktalarına baktığımda 2 çarpı lambda olduğunu görüyorum yol farklarının. Dolayısıyla P'ninki daha büyük olacaktır. İşte bu kadar. Evet aynı fazla özdeş K1 K2 kaynaklarıyla oluşturulan girişim deseninde hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Ee, şunu açayım. Evet e, kesinlikle doğru. Peki S birinci düğüm P'de bir, ikinci katar çizgisi üzerinde. Şimdi katar demek tepe tepe veya çukur çukur arası mesafe demek. Benim dalga boyunu bilmediğimi de varsayarsak bunun iki tepe mi iki çukur mu olduğunu bilemiyorum. Birinci yargıdan bahsediyorum. Birinci yargım gitti. İkinci yargı S noktasında bir tepe ile bir çukur noktası girişim deseni oluşturur. İşte bunun hakkında kesinlikle yorum yapabilirim. Çünkü düğüm bir tepeyle bir çukur olmak zorunda. P ve S noktalarının kaynakları olan uzaklıkları e, farkları eşittir demiş halbuki birisi katar, birisi düğüm çizgisi yani kesinlikle farklıdır. Cevabımız B oldu. Çok güzel bir tekrar etmiş olduk arkadaşlar. Umarım sizin için de faydalı geçiyordur. Evet. Şimdi dalga boyuğunda olan dalgalar üreten özdeş K1 K2 kaynakları derinliği her yerde aynı olan dalga leğeninde aynı fazla çalışarak girişim deseni oluşturuyor. Güzel. Kaynaklar arası uzaklık 10 lambda. Demek ki burası 10. katar çizgisi. Çünkü dalga boyu lambda, uzaklık pardon, kaynaklar arası pardon, pardon. Kaynaklar arası uzaklık 10 lambda demiş. Ee, P noktası hangi girişim çizgisi üzerindedir? Bununla ilgili konu anlatım kısmına bakabilirsiniz ama şöyle bir formülümüz geliyordu arkadaşlar. Şurası x, burası l, burası d olduğunu farz edersek D çarpı sin teta yani şurası 37 derece vermiş. D çarpı sin 37 derece bize yol farkını verecektir bu seçtiğimiz noktanın. Tekrar ediyorum konu anlatım kısmına bakabilirsiniz burası için. Ee, burada D mesafesini 10 lambda vermiş. Sin 37 dediğimizde kaçtır? 3 bölü 5'tir. Burayı sadeleştirdiğimde 2, 2 kere 3, 6 lambda olduğunu görüyorum. Hangi girişim deseni üzerinde? E şimdi yol farkı dalga boyunun tam katı demek ki bu bir katar doğrusu. Dalga boyunun 6. katı demek ki bu bir 6. katar doğrusudur diyorum. İşte bu kadar. Derinliği her yerde aynı. Dalga leğeninde özdeş ve aynı fazla titreşen K1-K2 kaynaklarının ürettiği dalgaların hızı 4 santim. Frekansı 2 Hz 1 bölü saniye ha bir dakika önce dalga boyunu bizim bulmamızı istemiş dalganın hızı eşittir dalganın boyu çarpı dalganın üretim sıklığıdır yani frekanstır hızımız 4 e, santim olarak tamam şeylerde de santim vermiş dalga boyumu bilmiyorum frekansım 2 demek ki dalga boyum 2 santim geldi. Şimdi P noktasının kaynakları olan uzaklığını 25'e 36 olarak vermiş. Aradaki farkı alıyorum. 36'dan 25 çıkarttım. 11 geldi. 11 bunun tam katı değil. Demek ki bu bir düğüm çizgisi üzerinde. Kaçıncı düğüm çizgisi üzerinde olduğunu bulalım. Yol farkı eşittir. N-1 bölü 2 lambda diyorum. 11 eşittir. N-1 bölü 2 çarpı dalga boyu. Burası 11 bölü 2 yaptı. Artı 1 bölü 2 yaptım. 12 bölü 2 yaptı. En eşittir 6 geldi. 6. düğüm çizgisi üzerinde bir noktaymış arkadaşlar. Yes son sorudayım. Bu, bu son soruyu da şöyle bir şey vermiştim. Ee, P noktasının tepe üzeri, yani P noktasının özelliklerinden bahsetmemizi istiyor soruda bize. Şimdi bunu yapalım birlikte. Burada dikkat etmemiz gereken şey biliyoruz ki dalga boyu lambda bu arada. Yol farkına baktığımda 4 lambda'ya 2 lambda bunun bir işte yol farkı 2 lambda geldiğini ve bunun bir katar çizgisi olduğunu ve ikinci katar olduğunu görüyorum. Peki bu katar çizgisi arkadaşlar İki tepeden mi oluştu yoksa iki tane çukurdan mı oluştu? Bunun için yazdım bunu. Bunu nasıl yapabiliriz? Dalga boylamda kaynaklar tepe ürettiği anda bu arada. Onu da vermesi gerekiyor. Mesela dalga tepe ürettiği anda şurası bir dalga boyu, burası bir dalga boyu. Buranın tepe geldiğini görüyorum. Dolayısıyla burası çift tepeden oluşmuş bir ee, katar noktasıdır diyebilirim. Peki şöyle olsaydı. Efendim burası 4,5 lambda burası 2,5 lambda olsaydı. Gördüğünüz gibi burasının yol farkı gene 2 lambda. Yani bu aynı çizgi üzerinde seçtiğim iki tane doğrudan bahsediyoruz. Noktadan bahsediyoruz. Peki bu çepe tepeme mi yoksa çukur çukur mu? Bunu nasıl anlayacağım? Gene aynı şey yapabilirsiniz. Burası tepe ürettiğin anda. Onu sorumu söylemesi gerekiyor. Ben soruyu yazmadım buraya. Tepe tepe arası dalga boyudur. Burada bir tane ta tepe var. O zaman burası farkındaysanız lambda bölü 2 çukura denk geliyor. Demek ki burası çift çukur noktasıdır diyebiliyorum hemen hızlıca. Tamam mı arkadaşlarım? İşte bu kadar. Ee, bunun konu anlatımın kısmında da sanırım yazdım ama ben bir kontrol etmek istiyorum. Ee, hemen 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 hiç vaktinizi almayacağım. İşte burası. A noktası çift çukur dalga boyunun yarım ve bu buçuklu e, şöyle eğer bu yol farkları buçuklu katlarsa o zaman burası çift çukurdan oluşmuştur diye genelleme yapabiliyoruz. Eğer bu seçtiğimiz nokta tam katlardan oluşuyorsa dalga boyunun o zaman burası çift tepedir diye yorum yapabiliyoruz. Bu arada bu da aklınızda olsun. Peki bu kadar arkadaşlar şimdi ışık teorilerine gireceğim. Konu anlatım kısmını hemen yapacağım. Şeylerini hazırladım pdf'lerini. Peki o zaman kendinize çok iyi bakın. Burada kapatabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen yorumlara bir kalp bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.